İstanbul Kültür Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1997 yılında eğitim, öğretime başlayan ilk fakültelerden bir tanesidir. Mühendislik fakültemizin 4 bölümü bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla inşaat mühendisliği, elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği ve bilgisayar mühendisliği bölümleridir. İnşaat mühendisliği bölümü 2012-2013 yılında ayrı bir program daha açmıştır. Üniversitemizin resmi eğitim öğretim dili İngilizce olmasına rağmen bunun yanında inşaat mühendisliği bölümünde 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren Türkçe program başlatılmıştır. Şu anda tüm fakültelerimizde 1844 civarında öğrenci bulunmaktadır. Bu öğrencilerden çoğu inşaat mühendisliği bölümündedir. Şu anda inşaat mühendisliği bölümünde lisans düzeyinde 550 öğrencimiz bulunmaktadır. İnşaat mühendisliği bölümünde ayrıca yüksek lisans ve doktora programımız eğitim öğretime devam etmektedir. Ve şu anda inşaat mühendisliği bölümünün yüksek lisans ve doktora programları sırasıyla proje yönetimi, yapı mühendisliği, zemin mekaniği ve geomatik dediğimiz harita mühendisliği bölümlerinden oluşmaktadır. Bu programlarda toplam 175'e yakın öğrencimiz hem yüksek lisans ve doktora çalışmalarına devam etmektedirler. Ayrıca bilgisayar mühendisliği bölümümüzde de yüksek lisans programımız bulunmaktadır. Bilgisayar mühendisliği bölümünün yüksek lisans programlarında da 18 öğrenci eğitim öğretim görmektedir. Laboratuvarlarımız mühendislik fakültesinde oldukça gelişmiş laboratuvarlarımız bulunmaktadır. Her bölümümüzde özellikle inşaat mühendisliği bölümü, elektronik mühendisliği bölümü, endüstri mühendisliği bölümü ve bilgisayar mühendisliği bölümlerimizde laboratuvarlarımız gelişmiş ve öğrencilerimize hem lisans seviyesinde hem de yüksek lisans seviyesinde hizmet etmektedirler. Öğretim kadromuz özellikle yurt dışında ve yurt içinde hem sanayide hem de üniversite akademik hayatta görev almış insanlardan oluşmaktadır. Kendilerini kabul ettirmiş olan bu arkadaşlarımız gerçekten üniversitemizi lisans ve lisansüstü çalışmalarında öğrencilerimize hizmet etmektedirler. Ve üniversitemizin ve aynı zamanda mühendislik fakültemizin görev anlayışı öğrenciye hizmettir. Dolayısıyla öğrenci bizim için çok önemlidir. Ve bütün çalışmalarımızda öğrenci odaklı olarak devam etmektedir. Mühendislik fakültesi olarak tüm bölümlerimiz Bologna sürecinde programlarını dünya standartlarına, Avrupa standartlarına getirmek için büyük çaba göstermiş ve bunu başarmıştır. Tüm eğitim planlarımız günün koşullarına göre güncellenmiş ve uygulamaya konulmuştur. Ayrıca Mühendislik Fakültesi'nin tüm bölümleri geçen sene Mühendislik Eğitimi Değerlendirme Kurulu diğer bir adıyla MÜDEK tarafından akredite edilmiştir. Bu akreditasyon sayesinde tüm bölümlerimiz artık Avrupa üniversiteleri arasında hatta dünya üniversiteleri arasında kabul gören bölümler haline gelmiştir. Bunun dışında tüm fakültemizin laboratuvarları, özellikle inşaat mühendisliği bölümünün yapı malzeme, zemin mekaniği ve diğer laboratuvarları Bayındırlık Bakanlığı, eski Bayındırlık Bakanlığı, yeni Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından lisanslıdır. Ve laboratuvarları Bayındırlık Bakanlığı tarafından ilk
lisans verilen vakıf üniversiteleri arasında gelmektedir. Ve günümüzün son günlerdeki uygulanan bir şehircilik açısından yenileşme çalışmalarından kentsel dönüşüm projelerinde laboratuvarlarımız büyük hizmetler vermektedir. Ve yapıların depreme karşı dayanımlarının belirlenmesinde, yapı malzeme kalitesinin belirlenmesinde, zemin koşullarının belirlenmesinde ve yapıların deprem performans analizlerinin hazırlanmasında gerçekten sanayide büyük bir isim yapmıştır. Bu açıdan üniversitemizin 17 senede, dolayısıyla bizim mühendislik fakültesinin 17 senede gelmiş olduğu konum gurur vericidir ve böyle bir fakültenin dekanı olmaktan ve aynı zamanda eğitim kadrosunun bir üyesi olmaktan gurur duymaktayım ve tüm öğrencilerimize gerçekten en derin saygı ve sevgilerimi sunuyorum.